Çok kıymetli Zafer'in yolcuları, bizler şu anda Kocatepe'deyiz. Afyon Kocatepe. Buraya da şu huttan az önce arabamızla birlikte, 1920 model arabamızla birlikte Zafer yolu üzerinden geldik. 14 kilometre kadar kat ettik ve daha sonrasında da Kocatepe'ye çıktık. Mustafa Kemal Paşa 25 Ağustos 1922 tarihinde gece saat 11'den sonra şu huttaki karargah binasından ayrıldı. Bu binadan ayrıldıktan sonra Çadırlı Ordugahı'na, hemen alt kısmımızda bulunan Çadırlı Ordugahı'na kadar geldi. Çadırlı Ordugahı'nda gerekli teftiş ve incelemeleri yaptı. Kocatepe sattığındaki gerekli incelemeleri yaptıktan sonra istirahate çekildi ve saat 2'de uyandırılması gerektiğini söyledi. Saat 2'de de uyandıktan sonra da bazı tarihçiler, siz buraya kadar arabayla geldiniz, Mustafa Kemal Paşa arabayla geldi sakın demeyeceksiniz şeklinde uyarılarında bulunabilirler. Mustafa Kemal Paşa buraya anlatılan rivayete göre yürüyerek geldi. Ve hatta Mustafa Kemal Paşa buraya gelirken de zor kayaçlardan da belini tutarak biraz da böbrek ağrısı içerisinde yolculuğunu tamamladı. Ve sonuç itibariyle Kocatepe'ye geldiğinde de gerekli bütün hazırlıklar yapılmış ve 160-170 civarında topun patlamaya hazır piyadeler hücum hatlarına doğru girmişler ve sonuç itibariyle artık meydan savaşının ilk safhası Kocatepe'de bir saldırı planı olarak, saldırı emrinin karşılığı bir plan olarak gerçekleştirilecekti. O yüzden baktığınızda Kocatepe bizim tarihimiz için, Türk Kurtuluş Savaşı'nı anlamak için son derece önemli. Saat 7'ye doğru burada başkomutan kahvaltısını istedi. Ama o saate kadar hiçbir şey yemedi. Neden? Çünkü serslikler olmuştu, sıkıntılar vardı. Kalbi zaten yerinde durmuyordu adamın. Bir anda bir uğultu oldu. Şu karşıdaki Sivri Tepe'ye Türk bayrağını çektiler. Onu görünce yüzü yumuşadı ve dedi ki tamam, şimdi getirin kahvaltımı. Ne yedi? Bilmiyoruz. İki parça peksimet ekmeği dediğimiz ekmek, kibrit kutusu kadar bir beyaz peynir ve 4-5 tane zeytin. Bir başkomutanın yiyebildiği yemek bu. Yani ona verebildiğimiz şey bu. Atatürk ve silah arkadaşları işgalci Yunan'ı ve işbirlikçileri İngiliz'i, Fransız'ı bu ülkeden atmak için, bu ülkeyi işgalden kurtarmak için, düşman çizmesinin altından ırzımızı, namusumuzu kurtarmak için burada 100 yıl önce büyük taarruzu başlatıyor. Burası Afyon'un en yüksek ve en hakim tepesi. Düşman karargahlarının büyük bir bölümü buradan gözle görülebiliyor. Çok önemli bir tablonun önündeyiz. Zafer yolu tablosu. Burada Türk askerinin ve aynı zamanda karşısındaki Yunan kuvvetlerinin adetlerini belirten bir tablo var hemen arkamda. Onun da hemen yan tarafında da yine aynı zamanda cephe hatlarındaki hareketliliği gösteren önemli bir harita var. Konumuz burada biraz daha değişik açıkçası. Baktığınız zaman Yunan ordusunda 6500 subaya karşı Türk ordusunda 8659 subay var. Bu noktada dengeyi farklı bir noktaya doğru çekmiş vaziyetteyiz. Sakarya Meydan Muharebesi'nin subay savaşı olduğunu düşünürsek eğer, Türk ordusunun başkomutanlık meydan savaşı için ne şekilde yeniden yapılandırıldığını bizim sonuçta öğrenmemiz gerekiyor. Er sayısında 216.432 Yunan erine karşılık 199.283 Türk erimiz var. Ve yine burada da kafa kafaya dengeyi sağlamış durumdayız. Ama tabii ki stratejik bir baskın ve aynı zamanda taktik bir anlayışla birlikte bir yarma harekatı olduğu için de Mustafa Kemal Paşa kendi ordusunu Yunan kuvvetlerinin bulunduğu her ortamda en kuvvetli, sayıca üstün ve aynı zamanda hareket kabiliyeti olarak da üstün bir noktaya getirerek yarma harekatını gerçekleştiriyor. Savaşa yardım eden unsurlara baktığımızda da tüfek olarak 100.532'ye 90.000, hafif makinalı tüfekte de 2025'e 3139, ağır makinalı tüfekte, topta, kılıçta, uçakta, kamyonda ve otoambulansta da farklı rakamlarda karşılaştırmamız mümkün. Sakarya Meydan Muharebesi'nde elimizde sadece bir ya da iki uçak, ki onlar da arızalı vaziyette ve bir tanesi sonuçta Kuşadası'na inen uçağın Söke'den getirilmesiyle ve adına İsmet verilmesiyle birlikte havalanan uçağımız vardı.
Türk ordusu bu uçak eksiğini kapatarak 10 uçağı ile birlikte Yunan Hava Kuvvetleri'nin 50 uçağına karşı çok önemli faaliyetler ve icraatlar gerçekleştirdi. O dönem bu yollar toprak, kanıların tekerlekleri çavutlarla sarılıyor, silahların üzeri örtülüyor ve sabaha karşı o gece biliyorsunuz 25'li gece Ankara'dan çıkıyor Mustafa Kemal, Akşehir'e geliyor. Akşehir'den buraya geliyor ve 4.30'da burada tarihi emrini veriyor. Burada çok önemli bir şey var. Aslında 26 Ağustos sabahı Paris Ağanı. Yani çok uzak bir mesafe. Çok Paris Ağanı'nın toprağı eğerek sanki zelzele oluyordu ifadesi bir Kocatepe'den atılan savaşın gerçek yüzünü oradan anlatıyor. Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları bu hakim tepeden düşman mevzilerini top atışına tutturarak düşmanı 27 Ağustos'ta, 26 Ağustos'ta bu karargahlardan, 27 Ağustos'ta Afyon'dan tamamen söküp atıyor. Biz şu anda Kocatepe'deyiz. Her sene Zafer Haftası'nda Büyük Taarruz'da 5. Süvari Polordusu'nun izlediği yolu referans aldığımız bir rota çıkarttık. Motosikletlerimizle her sene artan bir kalabalıkla bu rotayı izliyoruz. Kocatepe'den Dumlupınar'a demir atlarla süvari ruhuyla gitmeye çalışıyoruz. Biz o masmavi gözlere inandık. 100 yıldır inanmaya devam ediyoruz. Ona inanıp da peşinden gidenler sayesinde istiklalimize kavuşmuş durumdayız. Biz de onların ayaklarının değdiği yerdeyiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve diğer kahraman dedelerimizin ayaklarının değdiği yerdeyiz. Çok duyguluyuz tabii. Onların izlerinden gitmek bizim için büyük bir onur, bir şereftir. Sadece ayak izlerinden gitmek değil, o vizyonun peşinden de gitmek üzere süvari izinde diyoruz ama daiva izlerindeyiz. Büyük Taarruz'la ilgili 10 yılı aşkın süredir araştırmalar, çalışmalar ve Büyük Taarruz bisiklet turu düzenliyorum. Büyük Taarruz'u Sakarya'dan ayıramadığımız için sadece Kocatepe'den değil, Anıtkabir'den başlıyoruz. Sakarya Savaş Alanları, Kocatepe, Zafertepe, İzmir'e kadar Büyük Taarruz'un yaşandığı yerleri gezerek, anlatarak, öğreterek, aynı gün ve aynı saatlerde oralarda olarak oralardaki faaliyetleri yerinde ve doğru şekilde anlatarak gidiyoruz. 19 gün ve 1150 kilometre pedal çeviriyoruz. Biz şu anda muhteşem 15 arkadaşımızla birlikteyiz. Osman Kutlu ve aynı zamanda birlikte yol aldıkları bisiklet ekibi şu anda başkomutanlık bisiklet turunu gerçekleştiriyorlar. Ankara Anıtkabir'den yola çıktılar. Ankara Anıtkabir'den sonra İzmir'e kadar yol alacaklar. Şu anda da bisiklet turunun en duygusal, en zor ve aynı zamanda en önemli parkurlarından bir tanesindeler. Burası 1874 metre yüksekliğinde Afyon Kocatepe.
yaktın Sinem Sultan ile, müştak sana bin can ile. Bülbül senin, gülşen sen, yar yaram anam, aşıkınım haydi zaman. Bir muntazır teşrifim, gel aman aman. Biz 26 Ağustos, 27 Ağustos ve 28 Ağustos'taki çekimlerimize İnebolu ve kıyısından Umudun Yolu filmi içerisinde yer alan dostlarımızı davet ettik. O dostlarımız da kırmayarak bize bu organizasyonumuza, bu çekimlerimize katıldılar. Şu anda Afyon Kocatepe'deyiz. Afyon Kocatepe'de eski bir dost var. 2K. 2K. 3 yaptım. Nasıl oldu? Söyle 3'ü. Kadınlarımız, evet. Kanılarımız, katırlarımız. Öyle mi? Evet. Kocatepe? Saat 4 olsun. 4 tamam, peki. 26 Ağustos Cumartesi sabahı saat 6'yı 3 geçiyor. Şu andaki çekimin içerisinde dostlarımızla, buradaki heyecanı yaşayanlarla, gençlerle ve farklı insanlarla, farklı coğrafyalardan gelen farklı insanlarla birlikte Kocatepe'de zaferi konuştuk, zaferin yolunu konuştuk, Cumhuriyet'in 100. yılını konuştuk. Afyon'un farklı bölgelerinde, çeşitli yerlerinde konuşmaya devam edeceğiz. Ben Kocatepe'den zaferin nişanesi olarak bu yüksek dağ kütlesinin, tepe kütlesinin içerisinden 3 adet taş almak istiyorum. Bunlardan bir tanesi, iki tanesi ve toplamda da 3 tanesi bu belgeselin sonuna kadar bizlere emanet. Bizim ana amacımız Kurtuluş Savaşı'nda muharebelere tanıklık etmiş coğrafyayı incelemek. Oradaki muharebe sahasına ait bulguları, mevzileri, şehit mezarlarını, efendim çatışma tespitlerini, oradan kalan sahadaki malzemeleri tespit etmek ve bununla ilgili gerek Türk gerek Yunan kaynaklarının neler söylediğini, ne kadar ortak olduğuna, o ortaklık haricinde eğer bir çatışma durumu varsa bu çatışmanın neden kaynaklandığını tespit etmek. Şimdi burası Tınaz Tepe, yani Kurtuluş Savaşı'nda büyük taarruz çarpışmalarının ilk gerçekleştiği 26-27 Ağustos tarihinde Yarma bölgesinde, yani Afyon'un güneyindeki Tınaz Tepe, Yunan istihkamının doğu tarafında. Hemen arkamda, buradan çok net gözükmemekle birlikte, Belen Tepe. Meşhur Belen Tepe var. Yani Belen Tepe ve Tınaz Tepe müstahkem mevzileri arasındaki, Yunan müstahkem mevzileri arasındaki Kocapınar sargı yeri. Artık bugün yaptığımız şeyle Kocapınar sargı yeri şehitliğinin hemen önündeyiz. Gördüğünüz gibi coğrafya tamamen tepelerle çevrili. Yunanlılar, yani o tarihte bu bölgede bulunan Yunan ordusu için ciddi bir avantaj sağlıyor. Dezavantajları da var ama bulunduğumuz saha yüksek. Hani bazen belki isim zikretmemde sakınca var mı? Errain'i kurtarmakta Normandiya çıkartmasını gözünüzün önüne getirin. Yani o bölgedeki nasıl ki Alman müstahkem mevkileri varsa, tabii onlar 2. Dünya Savaşı'ndan, burada da aynı şekilde Yunan müstahkem mevzileri var. Thank you.
Tınal Tepeli, bunu değerli arkadaşımız, yani derneğimizin başkanı, başkan yardımcısı aynı zamanda Erkan Özçelik. Bizatihi kendisi biliyor. Ali Dede var onların. Kendi dedesi değil ama bilindi. Ali Dede bunları küçüklüğünde buraya getirir mi? Şehitlerimiz burada gömülü dermiş 70'li yıllarda. Allah Allah, ne şehidi falan, onlar da bilmiyorlar büyük taarruz falan dermiş. Daha sonra gene arkadaşımız Selim Erdoğan bu bölgeyle ilgili çalışma yapmaya başladığında tabii devletin desteği de orada önemli. O milli parklarda görevli aynı zamanda. O zaman görevli, şimdi Türk Tarih Kurumu. Yapalım burayı diyor. İşte milli parklar devreye giriyor. Tınal Tepe Belediyesi tam bu şeyleri ayıklarlarken toprağa içinden 11 tane kafatası ve kemikler çıkıyor. Tabii hani dağılmıştır, ufak olmuştur denince komple çıkıyor. Ondan sonra benim buradaki rolüm ne? Ben Şehitler Listesi'nde çok geniş çalışmalar yaptım. Dediler ki hani kim olabilir bunlar? Tabii bunları cımbıla çekiyorsunuz. 56. ayın 3. taburu o istikametten taarruz yapmış. 12 tane şehidi var 26 Ağustos günü. İsim isim. Bu arada Ali Dede enteresan bir bilgi daha aktarıyor şeye. Diyorlar ki birinin cebinden boş kovan çıktı. Kovanın içinden bir kağıt parçası düşüyor. Karaağaç Köyü'nden Mehmet oğlu Mehmet. Bizim dayandığımız şey bu. Dolayısıyla da baktığınız zaman o zamanki pozisyon uygun. Haritada var. Eskiler burada şehitler olduğunu söylüyor. Georadar taramaları hemen hemen aynı sayıda şehidi gösteriyor. Georadar çalışması maden bölümünde bir yüzeyin altındaki düzensizlikleri tespit eden bir çeşit yer radarı. Georadar dediğimiz şey o. Teknik detaylarına ben çok hakim değilim ama yer altında kafatası gibi yapılar düzensizlik yaratıyor toprakta. Radar dalgaları bunu görüyor ama bu %100 değil. Yani başka bilgi yoksa alalım Georadar, her tarafı dolaştıralım değil. Burada tabii bir şey olunca, bir geçmişten gelen bilgi, bir tarama yapılıyor. 6-7 tane jeolojik, demin kastettiğim düzensizlik var. Bunun üstüne de bir buraların şehitlik kabristanı olduğunu düşünüyorum. Kesinlik var mıdır? Kesinlik ancak DNA'larla oluşabilir. Çünkü sadece kemikleri var. Kazmak gerekiyor. O da ayrı izinlere tabi. Alt'taki müderris oğlunun Sakarya Savaşı diye bir kitabı vardı. Sakarya günlükleri, yanlış hatırlamıyorsam Alt'taki müderris oğlunun. Orada Ahmet Rıfat Bey, 13. Alay Komutanı, ki 13. Alay buradan hemen 5-6 kilometre uzakta Poyralıkaya, yani Kalecik bölgesinde taarruz eden 5. Kafkas Tümeni'nin bir alayı. Ahmet Rıfat Bey Toydemir'deki çok şiddetli çarpışmalarda Tarassut Tepe'de şehit düşüyor. Ahmet Rıfat Bey Sarıkamış sırasında esir düşüyor Ruslara. Orada kaçıyor. İnanılmaz hikayeleri var. Yani bunu şey yaptık, yazmış. Ve geldiğinde de evleniyor. Evleniyor, hemen buraya geliyor. Kızı doğuyor. Saadet diye. Orada Alp'teki müderris oğlu şey yazmış. Mektubunu artık nasıl okudu bilmiyorum. Saadetime saadetler, hepsine afiyetler dilerim diye. O beni çok etkilerdi ve bir gün biz bunlarla çalışırken, şimdi ismini vermekte mahsur yok, bilinen bir kişi, Altın Yunus'un genel müdürü Rıfat Orhan Koral'ın gazetede bir şeyini okudum. Dedemin mezarını arıyorum. Birkaç kere ulaşmaya çalıştım. Ulaşamadık, yani buluşamadık. Sonra Rıfat Orhan Koral, Ahmet Rıfat'ın torunuyum diyor. Şimdi aradım, ulaştık en son, o beni aradı, ya kusura bakmayın falan filan. Şimdi konuşuyorum. Annenizin ismi ne dedim? Saadet dedi. Bir anda bütün link, hani o kitabı bir bilgi, efendim geçmişte, geçmiş kalmadı ya. Adam annem Saadet diyor. O da diyor ki Ahmet Rıfat Bey'in 2 aylık kızı Saadet. Ben arabayı kenara çektim. Çaktırmamaya da çalışıyorum. İyi günler falan, oturdum ağladım. Yani bu
Bilim için ölen bir başka kahraman. Ya Sarıkamış da esir düşmüş adam, çarpmış bir şey. Gelip oturur istese, oturmamış. Evliliğini yapmış, hemen göreve gelmiş Sakarya'da alay komutanı. 13. alayın komutanı. Ve onun torunu ve Selim Erdoğan şüphelendiğinden, yani alay komutanı mezarı olabilir diye düşündüğü bir mezar şey yapıyor. Bu diyor Ahmet Rıfat Bey'in mezarı olabilir. Ben de Rıfat Orhan Bey'e haber verdim. Dedim ki hani 100. yılında Sakarya, gelseniz iyi olur. Hani hep mezarını şey, böyle bir durum var. Tarasut Tepe'de tek mezar var ama o mezar olmasa bile o bölge, sağ olsun eşiyle birlikte atladı geldi. Yani o gün tabii bizim bütün ekip orada, müthiş bir duygusal durum oldu. Hala görüntüleri var. Mezarın oraya gittik. Şimdi öyle kötü bir şey ki, yani kötü derken yanlış anlamıyorum, çok iyi bir şey. Ama bizim hani, bizler hani yöneticilik biliyorsunuz zor iştir. Belli noktada sertlik gerektirir, duygusal ama nereye kaçacağımız, Selim bir tarafa kaçtı, ben bir tarafa kaçtım, Levent bir tarafa kaçtı, Erkan bir tarafa, ağlıyorsunuz. Hani bunlar bizim için hani bu olayları bugüne bağlayan konular. Yani bir de taş değiliz sonuçta. Bunlar da sadece işte ya şu mezarda, Emanvel'lerde birisi var. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver. Bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız, gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Bu tümsek koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı boğduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki haşrolan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek, amansız, çetin bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir.